Ama bazı şeylere takılıp kalıyorum. Çaresi ne peki? Ona takılıyoruz. Asıl gaye ana şarteli kaybedince asıl imtihanı kaybedince basit şeylere takılıp kalıyoruz. Kafanı kaldır baktığın zaman seni meşgul eden seni rahatsız eden takıntıya sebep olan hadiseler, kişiler o haşir meydana göre hiçbir şey olmadığını bilirsin. O zaman bu tür şeyler olduğu zaman, imtihanlar olduğu zaman büyük bir imtihanda olduğumuzu, senin bu küçük imtihanın imtihan içinde imtihan olduğunu. Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. İngiliz, Fransız, Alman kadar serveti olsa ve aklı daha olsa sif bu imtihanı kazanmak adına hepsini bila tereddüt feda etse her gün için yine ucuzdur. Şaka demiyor. Çünkü dünyanın ne kadar nesi olursa olsun fanidir. Ahiret ise bakidir. O zaman sıkıntı seni kapladığı zaman seni sıkıntı kapladığı zaman kafanı kaldır. Esas sıkıntı sıkıntı olan haşir meydanını hayal et o zaman bunlar sok olur. Mesela e, ben bazı şeylerden sıkılıyorum, üzüyorlar vesaire. Benim derdime baktığım zaman geçmişteki peygamberlerin kısalar var Kur'an'da, hadiste. Veya Risale'de Usta Hazretleri 28 sene işkence görmüş, hapiste kalmış, 20, 28 defa zehirlenmiş. Benim dertlerimi onların dertleriyle kıyas ettiğim zaman benim dertlerim onlara derman gibiymiş. Yani biraz bırak, bırak da biraz daha bir sıkıntı çekelim ya. Sıkıntısız bir hayat beklemek hayata sıkıntı yapmaktır. Niçin? Mahalli talep etmek, olmayacak bir şeyi beklemek kendine kötülük yapmaktır. Bak, İsa'da şöyle geçiyor. Mahalli muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Neye benziyor? Tek tek söylüyorum yavaşça. Olmayan kara kediyi, olmayan kara kediyi Karanlık odada aramak gibi. Rize'de söyledim ben bunu da. Bizim bizim köylerine dedi biliyor musun? Hoca olmayan karekedi o zaman niye arıyorsun? Tamam. Acayip bir şey yani. Ben de ona dedim ki doğru sen de haklısın. Hakikaten niye arıyorsun? Ha, yani dertlerine baktığın zaman hakikaten ruhun dermanı olduğunu, olgunlaştırmak olduğunu... Şimdi ferahlı ve güzel günler buğday ekmeğe benzer der Mevlana. Sıkıntılı günler, dertli günler diyor onu fırına vermeye benzer. Fırında pişiyor. İnsan pişer, pişmeli. O derdi çekmeyeyim, bu derdi çekmeyeyim, onu çekmeyeyim, bu Tamam da ne olacağız ki? Ya ne olacaksın? Asıl saadeti peygamber. Ölü peygamber gelmiş ki derisi üzülmüş. Ama Allah'ın en çok sevdiği kişiydi. Peygamber yani. İkiye ayrılmış. Mucize olmuş böyle. Kafi. Yahudiler daha saldırdılar. Kaç diyor. Ağaç yarılıyor. Gözlerinin önünde peygamber ağacın içine giriyor. Ağaç kapanıyor. Bunu kuruyor. Geliyorlar hırzalla ağacı ikiye kesiyorlar. İçinde peygamber. Tekrar Allah onu diriltiyor. Delisini yüzüyorlar. Gene iman etmiyorlar. Bu da insan ya. Bunu da Allah yapıyor. Ama küfür ediyorlar ya. Bize hakaret ediyorlar tamam da. Kendi imti, imtihanım değil adam kendi psikolojisini imtihanı bana ekliyor. Dersen ona da şöyle derim. Musa Aleyhisselam'a küfür ediyorlardı. Allah'a şikayet etti. Ya Rabbi zulümden hariç şimdi küfür ediyorlar dedi. Senin kulların bana küfür ediyorlar. Allah da dedi ki ya Musa bana da ediyorlar. Bu kadar güzel Allah bu kadar tatlı bir Allah olur mu? Tamam ya Musa çekil oradan. İndireyim semayı da al diğerin dibine sokayım demedi biliyor musun? Ben olsam vallahi tost ederdim. Ama Allah'tı. Allah tabii. Allah da bir şey. Ama Allah ihmal mi ediyor? Hayır, mühlet veriyor. İhmal etmiyor. Her şey hak edeni muamele ediyor, edecek. Mektubattaydı 20. mektupta şöyle geçiyor ezberimde kalmışsa. Diyor ki madem böyle bir ilmi muhit ezeli var yani hiçbir şey istisnası bırakmamış her şeyi kuşatmış bir ilmi var Allah'ın. Kimlere nereye layık ve mustahak ise ona muamele ediyor ve edecek diyor. Ha, zalimler ve mazlumlar çekip gidiyorlar bu dünyada eşit gidiyor. Eğer birisi o mazlumun hesabını zalimden sormazsa zulüm olur. E kainatın gidişatına baktığın zaman fıtratta zulüm yok. O zaman bir haşire gidiyor. Bir mahkemeye i buraya gidiyor. Bir büyük mahkemeye gidiyor. Yani kabiri, kabiri bir hayal eder misin kefen? Kefen kefen sar 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 sar. O mezara da koymuyoruz ha. Lahit denilen bir de kuyu var ha. Mezarlığın içinde bir de kuyu var. O orada oyulmuş içinde. Onun içine dayıyoruz. Ve tam 75 derece duvarını, duvara suratını dayıyoruz. Arkasına toprak dayıyoruz. Sonra perde tahtalar koyup dolduruyoruz toprağı. Şimdi orada düşün. Anne yok, baba yok, para yok, aş yok, iş yok. Okul yok, makam yok, kariyer yok, patron yok. İşçi yok, fabrika yok. Yok, yok, yok. Ne var? yaptıklarımızda baş başa, dediklerimizde baş başa. O zaman şöyle diyorum tabii. Ya Rabbi, niçin böyle yaptın? Niçin böyle dedin? Tersi, niçin böyle yapmadın? Niçin böyle dedin? demedin? Niçin yapmadın, niçin demedin? Niçin yaptın, niçin demedin? İtabına yani böyle Sorgulan, sorgulanmama vesile olacak bu soruları sorulmasına vesile olacak sözleri, fiilleri yaptırma. Amin. Esası ben öyle aşıyorum. Böyle sıkıntım olduğu zaman esas sıkıntı memleketi olan haşir meydanı hayal ediyorum. Vay be. Ya işte yoksa çekilmez ki. Dört duvar arasında 55 sene geçsin. Ya insan dehşet alıyor. Millete korkmayın diyoruz ama biz korkmuyoruz. Ödümüz patlıyor. Millete korkmayın diyorum ama benim ödüm patlıyor. İnan. Ya millete korkma. Korkmayın bir şey olmaz. Allah'ın rahmeti büyüktü. Doğru. Evet milleti böyle deriz. Bana dediler ki ya bu konuda ruhsat var. İslamiyet ruhsat yapmış. Niye ruhsatı kullanmıyorsun? Kullanmadın. Bizim gibi insanlar ruhsat kullanamaz. Sıra şu. Azimet, inaşa, ruhsat. Ondan sonra yanlış. Eğer biz ruhsatı kullanırsak normal insanlar ne kullanacak? Biz azimet kullanmak zorundayız. Biz korkmuyoruz. Ödümüz patlıyor. Anladın Evet, acayip, acayip bir alem bizi bekliyor. Ama her an, ha ah, şimdi gidebilirsin. Değmiyor. Değmiyor, inan. Aynen öyle. Madem dünya fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Aa. Ondan sonra namazını kıl. E, tesbihatını da yap. Risaleni oku. İlgini çeken manalar, cümleler varsa yaz. defterine yaz. Ondan sonra İzbul Kur'an'dan Kur'an'dan, Hizbul Kur'an'dan ve Kur'an-ı Kerim'den dersin olsun. İshal'da oku, ok, namazını kıl, keyfine bak artık. Ama ben bunu hazmedemiyorum. Hazmedeyi de öğreneceksin. İki, beklemeyi de öğreneceksin. Zülme uğramayı da öğreneceksin. Ama şunu öğrenme. Zülmetmeyi öğrenme. İnsanlar senden dolayı sıkıntı çekmesini yapma öğrenme. Mesela sana şöyle söyleyeyim hem bu kayıt. Şimdiye kadar bana küfreden, hakaret eden varsa, tenkit eden, gıybet eden, iftira eden hepsini hakkımı helal ettim. Çünkü niye biliyor musun? Haşir meydanı öyle deşetti, öyle deşetti, öyle deşetti ki. Peygamberler bile nefsi nefsi diyecek. Anladın mı? Peygamberler bile. Oraya şu uğrun nispetinde oranın dehşetini insan burada hisseder. Bak. Şuurun nispetinde orayı burada hissedersin. İnsanlara açırsın ve benden dolayı kimse orada sıkıntı çekmesin dersin. İnan. Bir şey anlat. Kayıt gibi gözüküyor ama sana anlatıyor. Peygamberler bile secdeye kapanacak haşir meydanda. Değil mi? Nefsi nefsi bir kişi hariç. Peygamber Hazreti Selam. Yani insan oğlu yaratılmış. Adem Aleyhisselam da dahil. Kıyamete kadar Mekke'de bir çoban olacakmış en son kıyamet. En son adam olacakmış. Hadis. Doğmuş ölmüş. Aklına koy hepsini. Şu anda 8,5 milyar var. Geçmiş ve gelecekten bahsetmiyorum. Komple. Dünya kuruldu öldü. Tek bir adamdan herkes himmet istiyor. Yardım isteyecek. İstiyor. Tek bir insan yaratılmış. Bütün Adem Aleyhisselam da en son peygamberimizden önce İsa Aleyhisselam da Cebrail, Mikail, İsrafil varlık adına her şey ondan himmet bekliyor. Bir tane insan yaratılmış. Bir tane. Peygamberimizden. O haşın deşeti nedir bilir misin? Onun için kimse benden dolayı zahmet çekmesin. Ben çekeyim. Ama kimse benden o dehşeti hissetme nispetinde olur. Ya bu dünya öyle ama böyle geçip gidiyor. Nice şeyler, sıkıntılar gitmedi mi? Hani bizi ezen, zor bu nasıl geçer dediğimiz geçiyor kardeş, geçiyor. Onlar hepsi geçiyor, geçer. Ne geçmez? Ne geçmez? Allah'a yapılan günahlar geçmiyor. O geçmez. Belki zulümler, yaksızlıklar sana sebep olarak geçiyor. Ama Geçmiyor. Baş sen sen ol, sen ol. Sen de kal. Kim ne yaparsa yapsın. Herkes kendisini eder. İyi ki Allah var. Ve selam. Herkes ondan himmet bekliyor. Himmet demek ondan yardım. Peygamberimizden yardım istiyor. Herkes ama orada. Himmet. Himmet o demek.